Kompozisyondan bahsetmiştik. Kompozisyon çok önemli. Burada mesela dikey, yatay oradaki kadraja konu olan görsel ya da işte artık model diyoruz biz insan olursa ya da nesne diyoruz ya da doğada var olan nesneler doğru şekilde doğru noktalara alınmalı. Görmüş olduğunuz fotoğrafta benim çok eski ya da eski dediğim yine 2014 olabilir, 13 olabilir. O tarihlerde çekmiş olduğum bir fotoğraf. Şimdi arka tarafta yürüteç var görüyorsunuzdur muhakkak. Bir e, küçük kasabada bu benim doğup büyüdüğüm kasabada çektiğim fotoğraf. Yürüteç işte biraz yürüme engeli olan yatağa mahkum olan bir insanın elinde tesbihle dua ederken işte e, resmedilmiş fotoğrafı yüzündeki yorgunluk yılların izi gayet güzel bir kompozisyon hazırlanmış ışık renk o doygunluk gayet doğru. Burada özel bir teknik var. Ondan da bahsedeceğim biraz sonra. Burada o özel tekniği ben tadında kullanmışım. Birisinde biraz abartmışım. Onu da onu da söyleyeceğim. Bir tane daha fotoğraf var. Or oraya geldiğimizde. Yani e, temayı, konuyu iyi bir şekilde kadraja oturttuğunuzda fotoğraf işte o zaman kıymetli oluyor. Yoksa siz bu görseli ortaladığınızda o altın oran dediğimiz ya da algı noktası dediğimiz noktalara dikkat etmediğinizde ya da yürüteci bir kenarından kesip yarım aldığınızda veya başka şeyleri kadrajın içine sığdırdığınızda maalesef o fotoğraf teknik olarak doğru olmadığı gibi maalesef izleyici tarafından gerçek ilgiyi de görmüyor. Tabii kompozisyon derken kompozisyonda burada da Sofart'ın izleyici veya takip kitlesinin mimarlık ağırlıklı olması, endüstriyel tasarım veya değişik bölümlerden olmasının avantajını kullandım diyelim. Biraz temel tasarımdaki o bakış açısı ya da kullandığımız temel tasarım ögeleri fotoğrafçılıkta da var. Özellikle kompozisyonda. Burada yapısal ögeler ve fotoğrafik ögeler diye ikiye böldük biz, bölüyoruz biz bunu. Çünkü yapısal ögeler temel tasarımda da vardır. Kontrast, denge, ritim, renk e, boşluk, doku, leke veya nokta, oran orantı. Bunlar yapısal öğeler. fotoğrafta da benzer durum söz konusu. İlgi merkezi dediğimiz, bakış açısı dediğimiz, doku, ritim, renk, kontrast, perspektif, şema, oran orantı bunların tamamını biz fotoğrafta kompozisyon kompozisyon oluştururken kullanıyoruz. Hepsi e, hiçbir fark olmaksızın aynı, sadece kadrajda nerede bulundukları önemli. Mesela burada da bunlara örnek verdim nokta sol üst köşede kar fotoğrafı işte o siyah sağ alt köşe yani sol üst köşedeki kar fotoğrafında sağ alt köşede ilgi odak noktasında doğru yerde konumlandırılmış kadraj ufuk çizgisi işte o ufuk çizgisinin doğru yerde konumlanması ilgi odak noktasında noktayı doğru yere odaklamak resim 48'de doku fotoğrafı var ancak burada yerdeki Döşemenin Arnavut kaldırımdaki bazı yerin sık döşenmesi, bazı yerin seyrek döşenmesi ve yeni kaldırım taşları o çekilmiş. Asimetrik denge ve simetrik denge, yine çizgilerin e, fotoğrafta yer alması ve ritimin sol alt köşedeki çalışan işçinin ritimle ilgili çekilmiş fotoğraf örnekleri var. Bu aradaki bu arada bu yansıdaki sunumdaki gördüğünüz fotoğrafların tamamı internetten vesaire alınmıştır. Biraz algıyı ve dikkati buraya çekmek için bu fotoğrafları koydum ben. Kendi çektiğim fotoğraflarda da elbet bunlara dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Mesela bu benim kendi çektiğim fotoğraf. Burada şemalar ile ilgili güzel bir örnek var. Şemalar derken arkadaşlar şöyle. insan oğlunun özünde veya doğasında var olana ya da doğasındaki örnek veriyorum çocukluğunuzdaki bir tat bir lezzet bir dokuya yıllar sonra karşınıza çıktığında bir sinemada ya da filmde ya da yediğiniz bir şeyde o tat o kokuyu duyduğunuzda çocukluğunuza gidersiniz. Çünkü sizi özünüze götürür. İnsanoğlu da özellikle latin alfabesiyle öğrenmeye başladık biz okuma yazmayı. İşte kare dikdörtgen temel geometriler herkes tarafından bilinir. ...alfabedeki harfler de herkes tarafından bilinir. İşte bu alfabedeki harflere nasıl tanıdık geliyorsa size... ...fotoğrafta siz izleyiciyi çekmek için... ...bazı böyle küçük tiyolar kullanabilirsiniz. Mesela buradaki mavi ekranda işte Kütahya İl Sınırı... ...ben Kütahya'lı olduğum için onu çekmiştim orada. Bu Kütahya İl Sınırı tabelasındaki dikdörtgen çizgiler... ...işte biraz hafif S'ye benzeyen o yol, kıvrımlı yol... Yine odak noktasının bir diğer tarafında konumlanan ağaç, bariz olan ağaç ve gökyüzü bulutlar ve işte o yine oran orantı ufuk çizgisine dikkat ettiğimizde çok basit yani çok temel e, kurallara dikkat ettiğinizde o kadraş size tanıdık geliyor veya sizi içine çekiyor. Bunlara dikkat etmek lazım. İşte üçgen, daire, kare gibi formları şema olarak siz kullanıcıya veya harfleri. İşte kar kaykay yapan bir kaykayın fotoğrafını çeken insanlar, dronla veya çeşitli hava araçlarıyla gökyüzünden karayolunun veya denizdeki bir teknenin hareketini fotoğraflayan insanlar genelde dikkat edin. Dikkatli baktığınızda işte bu geometriler veya harfler üzerinden şekli kadrajı sığdırmaya çalışır. O kadraja doğru şekilde doğru kurallar çerçevesinde sığdırdığınızda fotoğraf izleyici tarafından beğeni kazanıyor. Aslında kendinde ve özünde var olanı benimsediği için insanoğlu veya oradaki izleyici diyelim fotoğrafa bakan kişiyi o fotoğrafın içine çekmeyi başarabiliyorsunuz. Şimdi fotoğrafın teknik özellikleriyle ilgili bahsettik. Bir de estetik kavramı var. Tabii ki benim de anlayamadığım bir şey bu bugüne kadar. Hala anlayabilmiş değilim. Estetik yani literatür olarak baktığımızda güzel, güzellik denen kavram bilimi olarak geçiyor. Güzeli araştıran bilim dalı ve bununla ilgili hakikaten muazzam filozoflar kapıyormuşlar yormuşlar bunlara. Aristoteles'ten, Platon'dan, Leonardo da Vinci'den tutun da işte Kant'a kadar filozoflar, felsefeciler estetiklik üzerine estetik üzerine hakikaten muazzam yazılar yazmışlar ve bu göreceli bir şey, insandan insana değişen bir şey. Bu göreceli olmasından dolayı da biraz hem bilim adamları tarafından diyelim hem de biz gibi tasarımcılar ya da mimarlar tarafından çok fazla tercih edilmiyor aslında kullanımı çünkü çok göreceli. Bu göreceli kavramdan çok uzak durmaya çalışıyorlar ama bir gerçek var. Birçok kişi tarafından kabul görüyorsa böyle bir kavram vardır ve bunu biz günlük hayatımızda dünyada her dilde herkes çok fazla kullanıyor. Çok estetik. işte şöyle estetik yapı ya da böyle estetik duruyor. İşte hatta birçok spor yorumcusu bile işte çok estetik bir vuruş, estetik bir gol attı. Yok estetik bir şey yaptı. İşte şu bu yani o kadar çok fazla alanda günlük hayatta da kullanılıyor ki bu bir gerçek. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Şimdi bu estetiklik tanımına biz e, bir net olarak bir şey koyamamışken adını. Fotoğrafın estetik bir yapısı var mı yok mu gibi daha çünkü fotoğrafı sanat olup olmadığını yüzyıldır tartışıp bir yere bağlayamamışlar. Ve bugün fotoğrafın estetik yapısı var mı yok mu? Estetiğe katkısı nedir gibi sorular bence çok büyük ve bir yandan da bence anlamsız sorular. Çünkü çok subjektif olduğunu söyledik. Az önce göstermiş olduğum fotoğraflar size göre estetik olabilir, bana göre olmayabilir. Ya da bir başkasına göre estetik denilemez ama hakikaten tekniğine uygun çekilmiş fotoğraflar olabilir. Bir başka arkadaşımıza göre çok estetik, tam estetiğin tanımı bu fotoğraf olmalı gibi cümleler duyabiliriz. Bu kadar subjektif ifadeler varken bence o konuya çok Takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü neden? Fotoğraf çeken insan gerçek anlamda şöyle yani sosyal medyaya atmak için fotoğraf çekenler olabilir. Düğün, bayram, sünnet, doğum günü vesaire için hatıra kalması için fotoğraf çeken insanlar olabilir. Ama gerçekten bazı noktalara yani doğada dünyada var olan ancak herkesin fark edemediği bazı doğa üstü olayları veya doğadaki çok büyük kıymetli olan şeyleri o insanlara göstermek isteyen fotoğrafçılar olabilir. Gelecek nesillere bazı kültürleri veya bazı yaşam biçimlerini çektiği fotoğraflarla aktarmak isteyen sanatçılar olabilir. Ben sanatçılar diyorum çünkü ben işte size söylemek isteyeceğim en son söyleyeceğim şeydi. Fotoğraf sanatçısı. Ben fotoğrafı sanat olarak kabul edenlerden birisiyim. Fotoğraf sanatçıları günlük hayatımızda 2024 yılındayız. 2055 yılı 2105 yılına bugün çekmiş olduğu yaşamın bir parçası olan hayatın içinden, doğanın içinden var olan hayvanlar, hayvanın, hayvanların yaşamıyla ilgili, insanlar, insanların yaşamıyla, bitkiler ve bitkiler, bitkilerin yaşamıyla ilgili gelecek nesillere bunu sanatsal bir ifadeyle anlatmak isteyebilir. Ve bunun estetik yönü o var mı yok mu işte o tartışmaları da onu izleyen insanların karar vermesi gerektiğine inanıyorum ben. Umarım sıkıcı geçmiyordur. Makine ve insan kavramı diye bir şey var. Burada fotoğraf makinesi insan. Fotoğraf makinesinin arkasında fotoğrafı çeken kişiyle olan ilişkisi aslında burada yani fotoğraf hem bir aktivite insanlar için hem de iletişim aracı olarak. Kullanılabiliyor. Tabii ki bunun için toplumsal bir değeri olması gerekiyor. Sanatsal bir değeri olması gerekiyor ee, ve gelişen teknolojiyle artık günümüzde çok farklı makine, ekipmanlar, lenslerle ışıklar, aydınlatmalar kullanılarak çok farklı fotoğraflar elde edilebiliyor. Bir de şöyle bir durum var. İşte siz makinanıza, elinizdeki ekipmanlara ne kadar sahipse, e, ne kadar hakimseniz, siz o kadar düzgün ve o kadar sanat değeri yüksek fotoğraf çekebilirsiniz. Yani siz makineye hükmedeceksiniz. makine size hük hükmetmeyecek. İşte genelde de fotoğraf merakı olup da fotoğraf çekmeye çalışan insanların ilk başta otomatik işte estantonun ön öncelikli veya diyafram öncelikli fotoğraf çekmeye başladıklarında ya ben de çekiyorum ama işte o algıyı vermiyor. Ben de çekiyorum ama o kontrastı yakalayamadım. Ben de çekiyorum ama işte bu kar ya da sis fotoğrafları istediğim beyaz dengesini yakalayamadım gibi soru ve sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Burada en önemli şey sizin makineye veya ekipmanınıza ne kadar hakim olduğunuz. Tabii Voltaire'nin bir sözü var. Tüm sanatlar kardeştir. Benim çok hoşuma giden bir söz. Sanat akımları birbirini birbirine karşı ya da birbirine üstünlük kurmaya çalışmasa ve birbiriyle olan ilişkilere kardeş gözüyle bakıp birbirinden beslense bugün özellikle bizim ülkemizde de sanat kısmı ya da sanata olan ilgi alaka daha bambaşka bir noktada olurdu diye düşünüyorum. Bir de fotoğraf resim az önce bahsetmiştim hani pop art'tan günümüze kadar. O dönemde bile Richard Hamilton mesela fotoğrafı kullanmış. Pop art akımının içerisinde. E, fotoğrafı günlük kullanım alışkanlıklarını ayıklarak bir araya getirip fotoğrafı kullanmış. Nasıl kullanmış? Yani o dönemde e, fotoğrafı resim yaparken belli noktalarda kullanan bir adam bu. Yine ülkemizin yetiştirmiş olduğu o muazzam sanatçılardan Hüseyin Giritli, Selahattin Molla gibi isimlerde fotoğraflardan faydalanarak bazı eserlerini yapmışlar. Bugün... Eskiden bilirsiniz yağlı boya ya da çeşitli kara kalem çalışmaları bir model üzerinden yapılırdı. Ancak fotoğraflar üzerinden modelin fotoğrafını çekip o fotoğraf üzerinden de artık yağlı boya ya da çeşitli eserler yapılıyor. Sadece onlarla ilgili değil bugün biz Safranbolu'da yaşıyoruz. Safranbolu'nun çeşitli Mimari yapıları bazıları deforme olmuş günümüze kadar gelememiş ancak zamanında fotoğraflanan bazı eserleri yağlı boya tablosuna dönüştüren insanlar var. Safranbolu'nun eski halini resmederken eski o sokaklarını resmederken yağlı boya veya çeşitli tekniklerle bazı fotoğraflardan faydalanılabiliyor yine. O yüzden fotoğrafın resim üzerine etkisi resmin fotoğraf üzerine etkisi gibi Özellikle zaten fotoğrafın sanat olup olmadığı ile ilgili tartışmalar resimciler tarafından çok ortaya atılıyor. Bu tartışmaları başlatan ressamlar oluyor. O yüzden aslında birbirinden beslenip kardeş kardeş geçinip birbirinden faydalanıp devam etse belki daha başka noktalarda olabilirdi. Yine fotoğraf sinema zaten fotoğrafın işte saniyede 24 kare oluşmasıyla oluşan görüntü sinema sektörünün temellerini atmış. Ve Edward'ın 1880'de işte bir atın hareketini birden bir, bir ya da birkaç tane kamerayla fotoğraflayıp birkaç açıdan farklı farklı fotoğraflarını çekip üst üste bindirmesiyle ya da yan yana getirmesiyle aslında bir sinemaya temel oluşturmuş 1880'de. Sonrasında sinema sektörü gelişmiş ve günümüzün Nuri Bilge Ceylan bilmeyeniniz yoktur. Hakikaten ses duvarını açmış bir adam. Sinema sektöründe ülkemiz için de çok kıymetli bir adam. Uluslararası alanda ülkemizde çok iyi temsil ediyor. Bu adamın mesela Koza filmi, Kasaba filmi, Mayıs Sıkıntısı filmi sinemaya atılmadan önce kendisi fotoğrafçı olarak çalışmış ve bu filmlerde fotoğrafların serüvenini anlatan bir film çekmiş. Üçü de hakikaten yani bu üç film de çok ödül aldı. Sinematik fotoğrafın sessiz o fotoğrafın sessiz bir anlatımı nasıl olur? O sessiz çığlık gibi o bir fotoğraf tanımını tam anlamıyla gerçekleştiren muazzam bir sinema ...sanatçısıdır kendisi biliyorsunuz. Hem yönetmen hem senarist olarak birçok ödül aldı. Bu filmleri de ödüllü filmler. İzlemeyen arkadaşlar varsa fotoğrafı meraklı düşkün olan arkadaşlar... Bu, ...bu filmleri de izlerse ne demek istediğimi daha da iyi anlayacaktır. Ülkemizde de fotoğraf ve sinema sanatçıları hakikaten çok kıymetli sanatçılar var bu noktada da. Şimdi burada... Ben fotoğraf makinesi insan fotoğraf resim fotoğraf sinema diye ele aldım 3 3 ana başlık altında aldım ancak fotoğraf heykel fotoğraf edebiyat fotoğraf tiyatro fotoğraf mimari fotoğraf tasarım fotoğraf grafik fotoğraf yaşam gibi daha da çoğaltabiliriz fotoğrafın hangi alanları ve hangi disiplinlere ne kadar etki ettiğiyle ilgili o kadar çok şey yazılabilir, o kadar çok şey çizilebilir ki ki zaten yine bunlarla ilgili asıl alanları iletişim fakültesi altında radyo, sinema, televizyon olan kıymetli akademisyenler zaten bunlarla ilgili hakikaten çok fazla yayın, makale ele almışlar. Tiyatrocular fotoğrafın işte tiyatroya etkisiyle ilgili, tasarımcılar ya da grafikçiler fotoğrafın grafiğe etkisiyle ilgili birçok şey yazmışlardır ki sosyologlardan tutun işte psikologlardan e, felsefecilerden onlar da fotoğrafın kendi alanlarıyla e, nasıl ilişkilendiğini ne kadar etki edip etmediğini ya da nasıl katkı sağlayıp sağlamadığıyla ilgili çok fazla yazılar var zaten biz de çoğaltabiliriz ancak fotoğrafa sıradan bir işte bugün cep telefonuyla çat çat çekilip sosyal medyaya atılan görüntülerin üzerinde bakmak gerektiğini düşünen insanlardanım ben de bir de Anlayabildiğim kısmen, kısmen anlayamadığım bazı tanımlar ve terimler var ve ben burada bunları böyle başlıklara ayırdım. Astronomi fotoğrafçılığı, belgesel fotoğrafçılığı, foto muhabirliği, sanat fotoğrafçılığı, soyut fotoğrafçılık gibi 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 çok fazla tanım var. Aslında ee, bunlar biraz fotoğraf sanatçılığını belli bir noktada ucuzlatan ya da hafifleten şeyler. Ama ihtiyaç var mı? Var. Neden var? Mesela siz de biliyorsunuz doğum fotoğrafçısı diye bir tanımlama var. İşte doğum yapan anneli be veya işte doğum esnasında o çocuğun ilk fotoğraflarını çeken ama yetaneden çeşitli enstantaneler sunan e, o da bir sanat tabii ki eyvallah bir şey demiyorum. Buna da ihtiyaç var ki öyle bir şey doğmuş ama 15 ya da 20 yıl önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu hava fotoğrafçılığı işte konser fotoğrafçılığı, makro fotoğrafçılık ya da manzara fotoğrafçılığı, mimari fotoğrafçılık bunlar tabii ki çeşitli çeşitlendirilebilir daha da ama günün ihtiyacına göre bazı ekonomik şartlardan işte parti düğün özel organizasyon fotoğrafçılığı gibi bazıları ekonomik kaygıdan veya ekonomik gelir elde etmek için bunları yapan insanların koyduğu isimler. Bazıları da günün şartlarına göre hakikaten öyle isim de koyulması gerekiyor demek ki öyle olan şeyler. Ama tabii ki ben bu arada yani ben genelde yani portre fotoğrafı çok çekmiyordum. Göreceksiniz zaten fotoğraflarımın arasında çok fazla yok. Düğün veya böyle nişan organizasyonlarda da çok çekmiyordum. Çekmiyorum hala çekmiyorum. Öyle ücretli fotoğraf falan da çekmedim. Çeşitli festivallerde birkaç sefer gönüllü olarak gittim fotoğraf çekmeye. O gönüllü olarak gittiğim fotoğraflarda birkaç tanesini kullandılar ve sonrasında birkaç festivalden ücretli fotoğraf çekmeye gelir misiniz dediler bana. Ben sadece bir defa ücretli fotoğraf çektim. O da bir kamu yani belediyenin bir festivalinde çekmiştim. Onun dışında ücretli hiç fotoğraf çekmedim. İnşallah kısmet olur da emekli olursam bir gün yine bir fotoğraf stüdyosu açmayı düşünüyorum. Belli yaş aralığında, özellikle 60 yaş üstü, işte 13 yaş altı gibi kısmet olursa bu yaş aralıklarında ücretli fotoğraf çekmeyeceğim. Diğerlerine gelince açtığım dükkanın eğer kendimini olmazsa kirası vesairesi ve maliyetlerini çıkarmak için sadece diğerlerine fotoğraf çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında çeşitli sanatsal fotoğrafçılık yani sanatsal anlamda fotoğraf çeken bir fotoğraf stüdyosu açmak istiyorum ilerleyen zamanlarda kısmet olursa tabii ki. Fotoğrafın veya fotoğraf üzerinden ekonomik gelir elde edenlere sözüm yok. Onlar tabii ki ekonomik gelir elde ediyorlar. Onun dışında fotoğraf veya fotoğrafında ücretli çekilmesinin bir anlam ifade etmediğini düşünenlerdenim ben. Çünkü fotoğrafa sanat olarak baktığım için onun bir ekonomik bir maliyeti ya da değerinin olmadığını düşünüyorum.